Türkiye bu kadar kritik bir süreçten geçerken ortam gerilmesin diye, bazı art niyetliler söylemlerimizden nemalanarak oy devşirmeye çalışmasın diye susuyoruz. Ama bu suskunluk bir kabulleniş değil. Millet soğuktan donarken elindeki çadırları bekletip satan Kızılay haklı mı yani? Neden Kızılay'ı bütün siyasi kimliklerinden arındırarak herkesin yardım edebileceği eski hüviyetine tekrar kavuşturmuyoruz? Yanlıştan kaçmak yerine kurtulmak doğruyu ve hakkı büyütür. Sayın Kerem Kınık'ın mutlaka çok önemli katkıları olmuştur, oluyor da. Ama artık istifa etmeleri hem kendileri, hem Kızılay, hem Türkiye'ye iyi gelecektir. Hatta bence onun yerine kendini sadece yardıma adayan Gamze Özçelik veya onun gibi isimlerin Kızılay'ın başına seçilerek gelmesi daha doğru olur. Diğer yandan, Sayın Kerem Kınık üzerinden Kızılay'ı itibarsızlaştırmaya çalışanlar hakkında acilen yasal işlem başlatılmalı. Zira insan hayatıyla oynuyorlar. Çünkü bu tür negatif propagandalar yüzünden halk kan bağışı yapmıyor ve hastalar kan bulamıyor.